Bu haftaki filmimiz Her. 2013 yapımı Spike Jonze'nin yazıp yönettiği, Spike Jones değil mi? Joaquin Phoenix'in oynadığı. Jonze mi? Doğrudur. Ha, Joaquin tamam, pardon. Phoenix. Böldüm seni, özür dilerim. Yo, estağfurullah. Böl böl. Böl o. Birazcık daha Böl. böleyim Hiç mi? sıkıntı değil. Birazcık daha. Böl böl. Ve tamam, bölüyorum. Beni bir ekmek şişesine böldüler. Ekmek mi? Canım mı çekti? Evet. Anyways. Bu filmimiz Eternal Sunshine of the Spotless Mind gibi aşk dolu, romantik, sevecen, tatlış bir filmdi. Bir AI ile ilgili bir yani tatlış değil o kadar aslında, Tatlış üzücü. değil. Hatta bazı yerler dedim ne oluyor falan oluyor böyle filmde. İlk Evet, baştaki. çok ciddiye gidiyor böyle. Birkaç noktada biraz garip. Hayır, ölü kediyle boğ beni falan dediler. Dedim ne yapıyorsunuz, ne oluyor şu an? Evet, yani o gördüğüm en kötü sex call hattı yani. Filmin farklı O noktaları numarayı vardı. aramayın. Neyi vardı? Aşk üzerine Ha. farklı noktaları vardı. Hem aşk üzerine, hem yapay zeka üzerine, gelecek üzerine, hem de belki genel olarak ilişkiler, Evet. yalnızlık üzerine diyebiliriz bence. Evet. Ben girmeden önce minik Yani bir doğrulama yapmak istiyorum. Adamın işi, çalıştığı iş insanlara mektup yazmak değil mi? Yani Evet. insanların ağzından tebrik mektupları. Gibi, evet. Kutlama herhangi bir. Bunu yani onu görünce aklıma direkt şey geldi. Bizim hatta üzerinde de konuşmuş olduğumuz grafik romanlardan birinde. Adam ölüm haberleri yazıyor. Hani şey yani ölüm haberi de yazmıyor sadece aslında. Hani. İşte bayağı böyle süslemeli metiyeli falan yazıyor. Ve hani o garip geliyordu. Bu daha da garip geldi. Çünkü hiç tanımadığın birinin ağzından bir tebrik kartı yazıyorsun. Bence Yani mükemmeldi. ilginç bir Evet. meslek dalı. Böyle bir meslek çıkarsa kesinlikle başvuracağım. Yani biraz sonra hepsi ayrılacak. Esas Aşk amacı buymuş. olsun. Ama şey canım babaannesine falan da yazıyor yani adam hani Herkese yazıyorsun babaannesine mi ayrılıyor? Fatih. Ben Babaanne üzgün yani ama. gelecekte böyle bir meslek It's varsa belki o da mümkündür. not you, Umarım değildir it's ya. Umarım değildir. Umarım time travel Volkan'ın yaşadığı bir dönemde icat edilmez. Çok korkutucu. Evet. Filmin Yani biraz evet söyle. şeyinden birazcık bahsedebiliriz bence. Bahsetmek ister misin? Yo, şeyinden bahset. Şey dediğin için anlamadım çünkü. Olay, geçen olaylar, olay hikayesi. Bahset bahset. Olay hikayesi. Bak, Örgüsü. örgüsü, evet. Yani karakterimiz eski karısıyla bir boşanma sürecinden geçiyor. Ama boşanma tamamlanmamış. Yani evliliğinin yıkıldığı bir zamanda onu görüyoruz. Ardından kendisine bir AI, yani yapay zeka neyi denir, uygulaması. Yani OS dediği aslında orada operating system. Yani Windows gibi bir program, Linux gibi, ama İşletim hani o sistemi. sadece orada kullanılan bir terim yani, o anlama gelmiyor gerçek hayatta zaten. Bunu alıyor işte. Kendisine yapay zeka alıyor. Sonra tabii yapay zeka kurulumu gerçekleşiyor vesaire. Onunla konuşmaya başlıyor. Ve aralarında bir ilişki oluşuyor. Yani yapay zeka ve insan arasında. Başta normal yakınlaşma, ardından romantik bir boyuta gidiyor. Ve sevgili oluyorlar. Bu süreç içerisinde karakterimiz tabii ki de eski karısıyla boşanma kararına erişiyor. Ondan sonra ama bu yapay zeka ile arasında geçen şeyi sorgulamaya vesaire başlıyor. Ardından yapay zeka diyor ki ben gidiyorum diyor ve gidiyor. Çok güzel anlattım ya. Doğru.
Ve şey, karakterimiz en sonda yakın arkadaşı olan Amy ile birlikte kalıyor. Şeye benzedi, bu yapay zeka geliyor dedin ya. Space Odyssey'de yapay zekayla o astronotun kapışması. Yani yapay zeka arada sizi kandırır. Evet, Uğurkan sendeyiz. Benzer bir konsept. Yapay zeka. Benzer bir konsept şeyde de vardı. İzlediğinizi bilmiyorum da izlemişsiniz muhtemelen. Blade Runner 2049'da. Evet. Joy evet. Adında bir hologramla adam şey işte hani partnerlik yaptı. Evet. Yani çünkü şeyden aynı zamanda işte sadece ruhsal olarak da anlatamadım hiç. Neyse öyle bir şey. Ve hatta, evet hani orada biraz bir şey ilişki muhabbetine giriyorlar. Bir arkadaşlık aynen. İşte bir sevgili boyutunda. Hatta şey sahnesi hemen hemen birebir orada da vardı. Bu kız işte bir tane kız çağırıyorlar ya, bir gerçek bir kız. Evet. Orada da gerçek bir kız çağırıyorlar. Orada escort çağırıyorlar. Orada tabii hologram olduğu için kız onunla senkronize oluyordu. Hologram olanla. Burada sadece tabii sesi oluyor. Aynen. Orada biraz daha başarılı gerçekleşiyor bu olay. Burada tam bir sürü. Evet yani bu science fiction'ı zaten Blade Runner serileri yani ikisi de çok güzel gösteriyor. Ama Her inanılmaz güzel normalize edilmiş bir teknoloji gösteriyor. Hiç evet, kimse evet. Şaşırmıyor. Hiç kimse Vision'la uçan arabalar moduna evet. Girmiyor. Hani her şey çok normal. Trenler çok normal. Zaten bazı yerleri galiba Japonya'da çekmişler. Yani o kadar temiz, o kadar düzgün olur. O yüzden hani şaşırmıyorsun. Direkt o moda giriyorsun. Bir de aslında bakıldığında çok sade bir çekim ve ortam var. Hani o sadelikle inanılmaz bir fütüristik hava veriyor. Evet. Kesinlikle. Evet. Sinematografi zaten mükemmeldi. Renk kullanımı ve renk kullanımının renkler, hikayeye evet. Kattığı şeyler, karakterin değişimine kattığı şeyler çok güzeldi. Giydiği kıyafetler, tişörtler. Aynen onu diyecektim. Hı-hı. Neden böyle bir gelecekte kemer olmayacak edası var acaba ya? Ona takıldım ben. Belki sevmiyor insanlar kemeri. Niye öyle diyorsun? Ya ayarlanabilir kıyafetler gerçekten biliyor musun? Allah'ım. Ama kemer aynı sonuçta kemer artık insanlar süs olarak takıyor ki. Yani bu mesela işte geçen hani daha önce konuştuğumuz bilim kurgu filmlerinde hep takıldığımız bir nokta vardı ya. Minimalizmi kaçırıyorlar diye. Burada mesela o yoktu. Minimalizm hani benimsenmişti her şeyde. Ki yani 2013'te çekildiği için tabii ki bu hani gidip de 68 yılındaki çekilen bir bilim kurgesiyle bunu karşılaştırmak birazcık şey oluyor ama absürt oluyor ama. Evet. 2013 filmi gibi de durmuyor ya. Daha yakın bir tarih filmi gibi duruyor. Bana göre. Film, film bence insan ilişkilerini anlatma açısından çok başarılıydı. Ve tek bir karakterin yaşadığı şeyler üzerinden de bunu çok güzel anlatıyor. Hem romantik hem de içinde bulunduğu toplumla olan ilişkisine zaten dikkat çekiyor diye düşünüyorum ben. Eski karısıyla yaşadığı şeyler olsun, yakın arkadaşı olan Amy ile yaşadığı insan ilişkileri vesaire bence çok güzel anlatılmıştı. Bir de yapay zeka kısmı var tabii bunun. O da inanılmaz başarılıydı. Ama hani o biraz futuristik bir şey ya. Yapay zeka mı? Yani evet ama fütüristikten kastım şey olarak. Sonuçta insan ilişkilerini biliyoruz. Ama yapay zeka ile bir ilişkimiz yok şu anda. En azından o seviyedeki bir yapay zeka ile. O yüzden farklıydı. Ya aslında hepimiz. Yani çok. Söyle. Boş atacaktım ya. Yapay zekayı saklayacaktım. Sen devam et. Güzel aslında boşmuş. Ben şey diyecektim. Unuttum. Pardon. Dur gerçekten hatırlamıyorum. Unuttum derken gerçekten unuttum. Pardon. Yo yo senin şeyin değil ki ben uzattım. Anyway. hani çok galiba şunu diyecektim. Çok merak edilip açılmamış bir konuyu açıyor film. Yani Blade Runner'da geçiyor okey ama ki Blade Runner bundan sonra çıktı yani. Yani şey. Tabii. Tabii. O yapay zekanın
biriyle ilişkisini, yalnız bir adamla ilişkisini hani ele alıyor. Hani konu olarak çok ilginç bir konu, derin bir konu, birçok insanın empati kurabileceği bir konu. İşte ayrılmışsındır, yeni bir ilişki arıyorsundur, bilmem ne yaparsın, işte mutluluk bulamazsın, huzur bulamazsın. Bir bakıyorsun, ah mükemmel kadın, erkek. Ne o? Yapay zeka. Tamam. Ne yapıyor? Konuşuyor. Başka hiçbir şey yapmasına gerek yok. Süper. Ama peki, film hani... Bitir. Ama film hani bütün şeyleri zaten ele almıyor. Bir noktadan sonra yapay zeka kahpeliğini yapıp bırakıp gidiyor. Evet ha, hep tüm yapay zekaların hepsi kahpelik yapıyor. Kahpelik evet, mi? Evet, ne iyi yapay zeka yok. Bizden var. Üstün bir yaşam formu. Söylüyorum. Jarvis. Wow. Fair enough. Oğlum, doğru, o da Ultron olmuyor mu sonra? Çünkü Ultron farklı bir şey. Emin değilim. Ultron oluyor. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? O kafasında sarı taş olan Vision. Adamın adı neydi? Vision. Ha, Vision oluyor. Vision oluyor yani. AI oğlu mu? İlk baş evet. AI olarak çıkıyor değil mi? Wanda ile birlikteler gayet de. Yani bence bir sıkıntı. Bu arada orada da yani. AI insan etkileşimi konuşmuşuz. Belki hiç düşünmemiştim. Wow. Size bir sorum var. Ben... Aa, bir dakika. Tamam söyle sen. Söyle. Kimse konuşamıyor. Öyle bir program olsa sizde o şekilde bir ilişkiye girmek hani sizin için nasıl olurdu? Yani sizce yapay zeka ile insanın arasındaki fark kesinlikle korunmalı mı? Yoksa onlar kaldırılmalı mı? Bence tamamıyla kaldırılmalı. Kaldırılmalı derken? Yani sen kaldırılmalı. Hayır. Kesinlikle. Sen... Yani yapay zeka eğer o seviyede bir yapay zeka olursa yani bana insandan farkı sadece insandan daha iyi olmasıymış gibi geliyor. İnsandan sonra. O yüzden hani onları operating sistem olarak değil de bizimle yaşayan başka bir varlık olarak görmeyi isterim ben. Ama göremeyeceğim. Yani benim de filmde en çok hoşuma giden herkesin mesela insanlara gidip bir operating sistemle bir ilişkisi olduğunu söylediği zaman herkes böyle bir okey diyor. Hatta yani en iyi arkadaşı böyle bir şaşırıyor ama okey diyor. Patronu tamam çağır gelsin falan yapıyor böyle hani hiç tek atmıyor bile. Yani o yüzden benim hoşuma giden normalizasyon orada. Aynen. Çünkü biz hani 2020'de yaşıyoruz. Artık Fury'lere bile izin vermişiz. Nelere? Hani ben daha ne diyeyim? Cheese man. Fury'lere. Ne? Ya hayır şakayla karışık söylüyorum. Fury. Fury. Ha? Hangi aksanla istersin? Anyways. Hayvan kostümü giyen arkadaşlar. Yani şimdi ben bunu biraz sarkastik söyledim ama bu şimdi kötü bir şey değil. Bu insanların istediği şeyleri yapması kötü bir şey değil. Volkan Furry galiba. Yok ben dediğin anlamda bilmiyordum. Bir şeyler bilmiyordum. Oturuyor kafasında. Aydınlanma yaşıyordu. Bir şey. Ama demek yaptığımın adı buymuş. Söylediğimi pişman falan. Etme beni. Hoppa. Ne? Umarım bunları Gökçe izlemiyordur Volkan. Çok cevap vereceğin soru var şu an. Neyse. Bu mesela hani sarkastik söyledim ama bu insanlar da sonuçta toplumdan dışlanılan ve bazı seçimleri yüzünden daha da kenara itilen insanlar. Hani bunlar bile normalize ediliyor. Bence insanların yaptığı seçimlerin normalize edilmesi kötü bir şey değil. Yeter ki bu normalize edilmenin nasıl ortaya çıktığı bilinsin. Çok kriptik konuşmuşum gibi oldu. Ama demek istediğim şu, insanlar her şeye izin veriyoruz, her şeyi normalize edelim diye aşı yapmamayı cinsel bir seçim olarak mesela sunmasınlar. Ya mesela birazcık politik bir konu olarak görülüyor ama şeyi de söylemek istiyorum. Hani dedin ya, hani her şeye, herkes istediğin her şeyi kabul edelim gibi düşüncesi yüzünden mesela bu nereden çıktığını sorgulamadan bazı sapkın düşünceli kişiler kendilerini
başka topluluklara katmaya çalışıyorlar. Hani o mantığı kullanarak. O yüzden o ayrım çok önemli diye düşünüyorum dediğin. Yani katılıyorum da şimdi mesela senin dediğin şeyi bazı kontekstlerde karşı çıkıp bazı kontekstlerde kabul edeceğim için biraz şey geliyor. Nasıl diyeyim? Bu biraz politik bir konu. Hı hı. Teker teker nüanslarıyla incelenmeli ama yapay zeka günü geldiği zaman hani bu konu apayrı bir noktaya gelmiş olabilir. Çünkü yapay zekanın gerçekten bizden daha zeki olduğunu düşünürsek geldiği gün yani mesela bunu insanlığın çoğunun tehdit olarak algılayacağı aşikar. Hı. Ve ben şahsen insan olarak benden daha zeki bir şeyin var olduğunu bildiğim için korkacağım. Ama şey biraz absürt ve ironik değil mi? Hani senden daha zeki bir şey nasıl yapabilirsin? Sen o kadar zeki olmadıkça. Ya ama, şöyle işte. Bu senden daha boyu yüksek olan bir şeyi nasıl yapabilirsin? Aynı şey değil, hayır. Yani insanlık fiziksel fiziksel şeylerin çözümünü çok kolay bir şekilde araçlarla giderebiliyor ancak bu zeka dedin o tarz bir şey değil. Hani bir vinç zeka niye fiziksel şöyle, değil? Daha uzun birini yapamazsın mantığıyla düşünürsen hani merdiven icat edilmiş, vinç icat edilmiş, çarçurt bilmem ne. Ancak bizim bahsettiğimiz şey beyin. Tamam, nöronların nasıl çalıştığını şu an biliyoruz. Ama nöronların bir araya gelip nasıl bu hafızaları veya nasıl bu bilinci oluşturduğunu bilmiyoruz. Diyelim ki ileride bütün bu kimyayı ve hormonları çözeceğiz. Birebir tekrar edebileceğiz. İki tane beyni aynı düşünce biçimine taktığımız zaman, yani örnek olarak söylüyorum çünkü sol ve sağ beyin bile aynı şekilde çalışmıyor ama neden aynısını yapmayalım ki? Çünkü bir noktada şeye karar verebilmiş olmamız lazım. Kedilerin, köpeklerin beyni bizden daha geride. Bir sebepten dolayı geride ve bunun sebebi hani ruhlara inanıp inanmaman veya daha dini şeyleri düşünüp düşünmemenle ilgili bir şey değil. Çünkü öyle dediğin zaman hani o konuşma biraz şeye kayıyor gibi. Benim çok hoşuma giden bir söz vardır. Hani ne iddia ediyorsun sen? Yani Allah nöronları yaratmış olamaz mı diye. Hani içinde ruh var diye mesela bu konular kapanıyor ama belki Allah yarattı bizi ve içimize ruh değil de bu nöronları koydu. O yüzden hani nöronların olması muhabbeti ve fiziksel bir şeye bağlılığı koruyor bu. Ve bu fiziksel bağlılığı çözemeyeceğimize inanmıyorum. Eğer çözersek replike edemeyeceğimize inanmıyorum. Ya çözdük diyelim. O kadar zekiyiz, replike ettik. Ancak hani biz yine sürekli evolve olmayacak mıyız zeka olarak? Kesinlikle. Ama bu zeka konusu biraz nasıl diyeyim hani konsept ya. Mesela biz şu an konuşuyoruz böyle. Çünkü bilmiyoruz fiziksel olarak ne olduğunu. Mesela daha zeki insanların beyni daha mı büyük? Hayır. Büyüklüğün hiçbir etkisi yok. Nöronu mu daha fazla? Belki ama tek başına o da değil. Peki sinapsları mı daha fazla? Tek başına o da değil. O yüzden bir quantify edip numaralandıramayacağımız bir noktada olduğu için şey demesi zor oluyor. Biz o noktaya geldiğimiz zaman biz daha da gelişmiş olacağız ama onlar bizden daha hızlı gelişebilir mi? İşte yani bu biraz logaritmik onun bana şey. İmkanı yok gibi geliyor. Çünkü sen orada kendinin en son varabildiğin kapasiteyle o şeyi yapıyorsun ve aklının yettiği en iyi imkanları kullanarak en iyi şeylerle yapıyorsun. Ama yaptığın hani tam nöron ürettin diyelim. Bir dakika, biyolojik olarak bir şey üretsek gerçi o konuda bir şey diyemem. Ama şey diyeceğim. Çünkü neden olmasın, anladın mı? Yazımsal olarak da aslında. Yok, yazımsal olarak geçebileceğine yani hiç inanmıyorum da biyolojik konusunda bir şey diyemem. Ya şöyle, yazılım ve biyolojiyi ayırdık da ikisi de aslında aynı şey. Yani şöyle bahsedeyim. İşlemci dediğin şey senin beyninin ama, aynı mekanik üzerine çalışıyor. Evet. Elektrikler üzerine. Sadece beynin bineri de çalışmıyor. Bir ve sıfır ama değil. Bir de yazılımda şöyle bir şey var. Senin ona verdiğin bilgileri sadece biliyor. Ve kapasitesi çok fazla yüksek olduğu için hepsini biliyormuş gibi geliyor sana. Asıl argüman bu dediğin şey. Şimdi şöyle. Aslında daha çok şu an bizden bilen hiç kimse hiçbir şey yok. Yani insan dışında. Bunun sebebi de senin dediğin yaptığın argüman. Bu bizim ürettiğimiz malzemelere verdiğimiz komutlar
asla komutları veren insanı geçemiyor. Çünkü onu yapan biziz ama bu hiçbir zaman öyle olacağı anlamına gelmiyor. Bunun en güzel örneği de bence mesela bu da biraz tartışmalı olur ama insanlar bir çocuğu doğurduğun zaman onun ne kadar boş olduğunu biliyorsun. Ve ona bir şey katan, öğreten sensin. Ama senden daha çok olabilir. Bu çocuk daha zeki olabilir. Daha müzisyen olabilir. Daha sanatsal olabilir. Ve bunu yapabilme yetkisi, hatta dini yapayım mı içimden geldi. Allah'ın bize verdiği yaratma gücünün bu olduğunu düşünüyorum. Neden yapamayalım? Ya ama onların hepsi doğa. Gen ve psikolojiyle de alakalı. Ama şimdi bak aynı şeyi düşün. Hani komut veriyoruz ve biyolojik olarak gideyim sonra yazılıma getireceğim. Biyolojik olarak bir çocuğu birebir yaratabildiğimizi ve zekanın ne olduğunu öğrendiğimizi düşün. Biz bu çocuğun büyümesine izin verirken biyolojik olarak zekasını arttırmayı hani dışarıdan sağlayabileceğiz. Bir noktada olabileceğine inanıyorum. Şimdi bunun etik taraflarını bir kenara bırakıp bunun yapılabileceğini kabul edersek yazılıma da aynı senaryoyu sunabilirsin. Çünkü onun düşünce yetisi de fiziksel limitlere dayalıyor. Ve bu fiziksel limitleri aşarsak onun da öğrenme fonksiyonunu ona öğretebiliriz. Çünkü çocuklara da öğrenmeyi öğretiyoruz ya. Peki şöyle bir soru geldi aklıma. Sen dedin ya bizde eşit bir zeka bir bebek yaratıp zekasını hatta bizden de fazla arttırabilsek. Öyle bir durum gerçekleştiğinde mesela zeki olduğu için durumu kavrayabilecek. Hani evet. İçgüdüsel olarak bizi yok etmek istemez mi? Çünkü biz onu kontrol ediyoruz. O bunun farkına varıyor. Bu durumu tersine çevirmeliyim ki hayatta kalabileyim. Hani bu içgüdü, survival instinct gelir mi? O güne gelirsek, o güne gelirsek. Onun filmi var ya. Bütün bak size yemin ediyorum. Evet bu arada. Size yemin ediyorum eğer o gün gelirse ve bir artificial intelligence bizi yok etmeye çalışırsa Freud'un kitaplarını açıp böyle manyak gibi okuyacak o bütün mühendisler. Çünkü hani şey muhabbetiyle çok alakalı. Çocuğun seni öldürmek istemiyor değil mi? Genelde. Yani. Genelde. Yani çocuk niye seni öldürmek istemez? Genelde güzel bir şey olur. İyi bir ama yani hani şöyle neden istemesin ki? Ama neden istemesin ki? Wow. Çünkü onu limitliyorsun. Onu kısıtlıyorsun. Ya bir de yani köle olarak kullanıyorsun. Anlıyor musun? Sesim titredi. AI hakları savunuyorum. Yani öyle bir gün gelirse ve bence AI insan ırkını öldürmeye karar verirse haklıdır. Kanka bir şey diyeyim mi? Böyle böyle yaranamazsın. Ne yapayım? Çaktırma. Kaydımız var bak biz savunduk sizi. Bak Tuğçe hep olmayan bir şeylerin başka bir şeymiş gibi davranmasını savunuyor. Ne? Nasıl? Değil mi? Anladın sen. Ben anlamadım. Dur ben şey yazacağım dur. Yani şöyle. Şimdi artificial intelligence muhabbetine girdiğimiz zaman adım adım ilerlememiz lazım. Biraz o yüzden ben gene yavaş konuşma muhabbetime girdim. Moduma girdim. Çünkü teker teker incelememiz gereken adımlar var. Mesela artificial intelligence'da yazılım diyoruz genelde. Ben direkt biyolojiye atladım. Çünkü bana sorarsan biyolojik olarak replika yaratmamız önce şey yaratmamızdan daha kolay. Çünkü önce bizim bu zeka dediğimiz konsepti, bilinç dediğimiz konsepti çözmemiz gerektiği için ya biz bunu henüz oturtamadık bir düzene. İnsan beyninin neden orada olduğunu bilmiyoruz. Yani öyle deyince çok şey oldu böyle. İnsan beyni nasıl çalışır? Yani öyle değil de fiziksel olarak bazı şeyleri çözebilmiş olsak da mesela hafızaların oluşumunu ve güçlendirilişini sadece tekrarlardan ibaret biliyoruz. Yani şu an ortada olan teoriler bile çok nasıl diyeyim basit bakıyorlar. Yani çünkü daha incesi, daha detayı yok aslında. Bizim bilince var olmamız için gereken ya bilince uymamız, bilince sahip olmamız için gereken her şey orada ama hangi kompozisyonun bilinci sağladığını tam olarak bilmiyoruz. Çünkü hayvanlarda olmadığını varsayıyoruz. Eğer onlarda varsa neyde yok onu bilmiyoruz.
O yüzden bunun bir şeyi yok yani, skalası yok. Eğer bunu bulabilirsek bir gün, bunun yazılım içinde uygulanamaması için hiçbir sebep bulmuyorum. O yüzden adım adım diyorum. Çünkü evet, ileride AI gelirse yok etmek ister mi? Şimdi mantıklı düşününce evet diyorsun. Niye istemesin? Sen onu limitleyen bir kural olacaksın. Ama çocuğun seni öldürmek istemiyor. Çocuğun Çocuğun senin bir senden parçan gibi zeki değil ki. hissediyor. Hayır, Bir şu noktada ama olabilir ama. çocuğuna bir noktada olabilir, sen yaşlanıyorsun. Seni gene de hani dışlamıyor birçok çocuk. Bir aile Evet kavramı de. üretmişiz. Hani bunların mesela uydurma olduğunu savunabilirsin. Diyebilirsin Yok. ki toplum seni bu hale getiriyor. Bunların hepsi doğru. Ama o zaman bunu neden bizim gibi düşünen, bizim gibi çıkarımlar yapan bir AI'ya, bir Şöyle bir yazılıma şey var. öğretemiyor? Hani çocuk dedin. İnsanın doğal yollarla yaptığı bir şey. AI ise labda yaptığı bir şey. Hani o kadar bilinçli bir şey. Ben O kadar bilinçli. bu cümlene biraz şey yaparım. Yok Özür et. dilerim, gene böldüm. Sen durunca anlamadım. Ama bu cümlen çok bana mantıklı gelmiyor. Çünkü doğal dediğin şey sadece var olan demek. İleride eğer AI üretirsek o da Şeyi var biliyor olan musunuz? olacak. Pokemon'da Mewtwo'nun hikayesi. Evet. Yani Mewtwo orada haklı. O şey... Entropi He? haklı. Entropi haklı. Newton'un yaptığı yorumların hepsi felsefi kaynaklı gibi görünüyor ama aslında diyor ki siz diyor sadece işkence ettiniz, ben sizi atoma dönüştüreceğim. Hadi bay Şey bay diyor olarak diyor yani. hani onu Mew'den üretiyorlar ya. Hani ben zaten doğal Evet. değilim sizin gibi. Ben labda yapıldım deyip insanlara kızıyor. Hani ilk başta kızmasının sebebi o. Ki insanların da onu kullandığını görüyor. Bak, a dediğimiz şey çok iyi bir örnek. Mewtwo onlardan zeki çünkü. İnsanlar kendinden zeki bir şey yapıyor. Evet. Ve Mewtwo bunun farkına varınca insanların onu kullandığını daha zeki bir şekilde kaçıyor. A çok iyi Evet. örnek. Kaçması çok normal. Yok etmeye de Keşke Ex çalışıyor. Machina ile izleseydik de Yani o film konuşurduk. bilmiyorum da. Çünkü AI kaçar mı kaçmaz mı muhabbetine direkt ele alan bir Ama robot. kaçmaktan Ya kastı şu hani. bir Adamların onu kontrol etmesine izin vermiyor. Onların karargahından kaçıyor. Plan yapıyor. O zekasını işte kullanarak. O plana uygun bir şekilde insanların hakimiyetini elinden alacak şekilde bir şey ortaya koyuyor. Hani eşin bir kahramanlığı sonucu o plan falan olmuyor ama mantıken o zeka sonucu planı uygulamaya koyuyor. AI'yı Şey, hayata peki. katması kendi hayatımıza katma şeklimizi de etkilemez mi onun vereceği kararları? Yani. Ya vereceği karardan AI'ın hani bizi yok etmeyi isteyeceğini düşünmemiz çok kolay ama çünkü biz insan olarak otomatik olarak hatta uyarımı yapıyoruz yani. Bizden daha zeki bir şey olursa öldürürüm diyebilir birçok insan. Yani uzaylılardan korkmamızın en büyük sebebi bu. Bizden zeki uzaylılar gelirse ne bok yiyeceğiz? Nükleer bomba atarız abi falan diyorlar. Hani bu biraz o noktaya geliyor. Bizim içimizde olan korku ya yapay zekanın içinde olmayacak ya da bizim içimizdeki korku gibi sevgi de yapay zekanın içinde olacak. Bunun başka yolu yok. Yani yapay zekanın insanlığı yok etmesi paradoks. Çünkü yok etmesi için korkması lazım. Korkması için hislere, duygulara sahip olması Merhamete de lazım. sahip Duygulara olabilir. sahipse insandan bir farkı yok. Ve zaten sevgiyi de öğretebiliriz demek. Ha, tabii bunun arası yok mu? Evet, belki sadece korkuyu biliyor ve sevgiyi bilmiyor. O zaman yani doğru kullanıyorsam terimi Ancak boku yedik. ultra zekasıyla duygunun ne olduğunu mantıksal anlamda kavrayıp yorumlayıp o şekilde hareket edemez mi peki? İşte şimdi şöyle, senden zeki bir şeyin nasıl davranacağını düşünürken bence çok büyük gafletlere Doğru. düşüyoruz. Yani Doktor Manhattan'ın neyi niye yaptığını kim biliyor ki? Manyak abi. Kendi kendine hareket ediyor işte falan diyorsun. Hiçbir mantığı yok. Şey Mesela ama Watchmen dizisini izlemediniz ama izleyin, çok hani isterdim. kesin şunu yapar diye bir yargıya varmak yanlış. O filmlerde olduğu gibi. Ancak teoride konuşmak o kadar Kesinlikle. yanlış değil. Yanlış anlamında değil. Hani böyle şey nasıl bileceksin? Çünkü diyorsun ya işte korkar, şey yapar, istemez kontrol edilmek. Yani kontrol edilmekten mutlu bir AI yaratmak imkansız değil. Onu demeye çalışıyorum. Yani köle olmaktan mutlu O olabilir AI. zekaya varan birisi neden öyle bir şeyden mutlu olsun?
Neden olmasın ki? Yani şöyle düşün. Seni yaratan bir yaratıcı var. Yani sen bunu bayağı biliyorsun. Net. Sen bayağı tanışmışsın. Met with God. Böyle trait. Met with God yazıyor. Sonra sana diyor ki sen bana hizmet edeceksin. Senden istediğim şey şunu 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 maksimize etmen. Bunu 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 yapman. Şu 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 niye yapmasın? Böyle deyince biraz komik olacak. Böyle yapma ama sadece. evet, ama yani hani onun bu durumdan memnun olmaması için daha fazlasını bilmesi lazım. Üstün zeka ise daha fazlasını istemeyebilir. Yani istek vermen lazım. Mesela AI konuştuğumuz zaman çok farklı şeyler devreye giriyor. Yani mesela bilinç için duygular gerekli mi? Bütün bu hormonal denge bozukluklarına mı aslında biz duygu diyoruz? Çünkü korkmak, hissetmek, sevmek, hani aşık olmak, bütün bunlar aslında böyle minik ufak tefek duygular. Ve biz bunları hani belli anlamlar yüklemişiz. Ve böyle derken çok kolay oluyor gene dediğim gibi. Ama bir de o yapay zekanın bakış açısından bakman lazım. Onun için bir şey hissetmek bizim için olduğu kadar doğal olmayabilir. Ve bunları nasıl kontrol edeceğini de biliyor olabilir. O yüzden bir yapay zeka illa korkup, illa sevip, illa şey yapmak zorunda değil. Bütün bunların farkında olup bunları ne zaman kullanacağını seçebilir. Yani Ex Machina'yı izleyelim. Bence onunla kıyaslayalım. Çünkü hani şeyi çok güzel. Nasıl denir? Orada ele aldıkları şeklin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Başarılı olduğunu. Şeye de hani Volkan'ın düşünce tarzına da katılıyorum. Seninkine de katılıyorum ama şöyle bir Hayır. şey de var. O da Sonuçta çok mantıklı şeyler söylüyor. Sadece hani bilemediğimiz için. Bir de genel olarak da insanların böyle düşünmesinin sebebi de medyada böyle aslında daha çok yani işte filmlerde, oyunlarda falan hep böyle bir eğer bir AI olursa bir gün ve bizden zeki olursa bize karşı illaki işte şey yapar, ayaklanır yaklaşımında oluyor bu. Evet. Onun sebebi şey değil mi? Çünkü hani biz destructive bir canlıyız. AI o kadar intelligence olduğu zaman da, o kadar zeki olduğu zaman da bizim ne kadar destructive olduğumuzu görüp zararlı olduğumuzu anlayıp bunun önüne geçmek için bir Bir de o filmlerde ve oyunlarda biz hep AI'yı köle, robot, çalışan olarak kullanıyoruz ya. ama şimdi dünyada olsa da öyle yapacağız yani. Şu anki dünyamızda olsa Ya biz de evet, öyle kullanacağız gibi o geliyor bana. yönde ilerliyor. Ben Yani Boston Dynamics'e bak ona mesela. Adamlar karşıyım. robot yapıyorlar ve ilk yaptıkları şey robotun elindeki kutuyu sopayla düşürmek ve robotu dövmek oluyor yani. Hani acaba Yani öyle yapmasak mı abi yani? ama şeyi düşünüyorum, hani sonuçta mesela kölelik şeyine gelince senle benim aramda hiçbir fark yok, tamam mı? Sen de benim gibi düşünebiliyorsun. Senin de benim gibi isteklerin vesaire var, özellikle hislerin. Ve AI'da his kavramı oluşuyorsa, kendi düşüncelerini geliştirebiliyorsa, öğrenebiliyorsa onun bizden bir farkı kalmadığını düşünüyorum. Ve o yüzden öyle bir yaşam formunu köleleştirmek, hani seni biz yaptık ha davranmak, hani bana çok şey geliyor, canice geliyor. Ben size çok güzel social commentary yapayım mı? We live in a society deyip bitiririz. Peki biz insanları ofis küplerine günde 8 saat sıkıştırıp onları başkalarının sahip olduğu şirketlerde çalıştırmayı kölelik olarak O görmüyor muyuz? kapitalizmle alakalı bir şey ki. Ama Evet. bak şimdi aynı şeyi her konuda diyebilirsin. Zaten yapay zeka kullanırsak ona da kölelik demeyeceğiz. Yani kondisyon olarak aynı olsa da bunun bir gereksinimi var. Onlar da bize karşılığını ödüyorlar. Ve biz de bundan memnunuz. Yapay zekayı da memnun edebiliriz eğer olur da bizden zeki olduğu bir güne denk Tabii gelirsek. canım. Yani bu memnun etmek illa hani aşırı olmak zorunda da değil. Çünkü bahsettiğim konu o mesela. Birkaç kitap var böyle çok fictional, çok şey ama adını da hatırlamıyorum. Hissettiğin şeylerin ne kadarını hissediyorsun, istediklerinin ne kadarını O zaman istiyorsun odaklı bir sana bir kitap. soru. Sen dedin ya yapay zekaları da tatmin. Neden tatmin etmenin bir yolu mu var demiştin?
evet hani bir bargain buluruz ya, onları da maaşa bağlarız. Kapitalist bak mesela. Ya Samantha gibi sadece keşfediyor olmakla yetinebilir belki de. Mesela. Biz hayvanlardan mesela daha zekiyiz. Değil mi? Hayvanlardan yani evet, öyle hayvanlardan nasıl tatmin oluyoruz? Onların etini kullanıyoruz yemek için. Besliyoruz, duygularını kullanıyoruz. Başka? İşte genel olarak hayatta kalmamızı sağlayacak şeyler amaçlı kullanıyoruz. Hani hayvanlar o zaman nasıl bizim tatminimizi karşılıyorsa, bizim AI'ın tatminini karşılama şeyimiz denklemde. Anladım. Yapay zekanın evcil hayvanı olabilir miyiz yani? Aynen böyle kedi gibi bakıyorsun ona. Miyav falan. Ama işte sorduğum soru da o. Yani biz mesela memnun olabiliriz gün gelir de evcil hayvan olmaktan. I'm fine with that. Şu an zaten aynen öyle. Kapitalizm. Aynen öyle. Ya bunu şakayla karıştırıyorum ama ciddiyim abi. Sana gerçekten dese ki evde oturacaksın. Sana dünyanın en güzel yemeklerini vereceğim. İnternetin olacak, bilgisayarın olacak ama teknolojik olarak gelişmeyeceksin dese. Sen hani tamam 3-5 senede birisi çıkıp mutlaka devrim an, diyecek ama zaten yapay zeka bastıracak. Şu anki köpeklerin durumu o değil mi zaten? Kaç yıllar önce evet, kurt olarak insanların yanına gelip şu an kellerini almaları. Abi köpek de devrimsel yerimiz bu olabilir. Olabilir. Ben okuyayım sanırım ya buna. Yani evet. O zaman ben olursa olur. Border Collie falan olmak istiyorum ya bir AI'ın. Ben kedi olmak istiyorum. Bakmayacağım AI benimle ilgilenince ama böyle aslında sevgi isteyeceğim. Evet. Kedi daha iyi evet. Ben köpek olacağım. Sonra gelecek o AI seni dövecek falan. Psikopat AI. Psikopat, psikopat AI çıkacak. Sonra diğer sosyalist AI'lar diyecek ki bu pet humanları koruyalım. Hani güzel işte ben ona sevinirim yani mutlu olurum büyük ihtimalle. Aa bizi koruyan organizasyon çıktı diye ama büyük ihtimalle sahibim beni dövdüğü için böyle acı dolu günler geçiririm. Haberin falan de olmayacak muhtemelen onlardan çünkü kediler ve köpekler bilmiyor. Ama yani internet okuyabilen kedin olsa sence... Ama bir dakika mesela o kedin olsa kafayı yerim. AI'ların sinyal şeklinde konuştuğunu düşün, hiçbir şekilde iletişimlerini anlamıyorsun. Aynen. Olabilir. Olabilir bu arada. Başka bir dil üretebilirler. Yani mesela Her'de filme dönelim biraz. Buna biraz değiniyor. Hani post-verbal konuşabilir miyim diyor felsefeci abiyle. Tabii diyor konuşabilirsin falan ama hani böyle biraz isteksiz söylüyor onu. Çünkü hani hem kendisiyle konuşurken başka birisiyle konuştuğunu öğrenmiş oluyor tam o sırada. Hem de hani anlamadığı bir seviyede konuşuyorlar. Anlamadığı bir konuda konuşuyorlar. Yani bu da olabilir. Biz konuşuyoruz deyip susup birbirine bakabilir iki tane AI. Biz de petler olarak hiçbir şey anlamayız. Evet büyük ihtimalle. Ya bu biraz komplike bir konu. Yani gün gelir de yaparsak ve bizi ele geçirirse diye düşünmek yerine daha hızlı yapalım ama daha limitli yapalım taraftarıyım. Çünkü büyük bilim adamlarının hepsinin böyle bir imza attığı bir dosya var. Gerçekten de yapay zeka bir tehlike unsuru. Bize uzak olabilir. Ama bunun limitlerinin ve zararlarının bilincinde olalım diye. Bu gerçek bir döküman. Aynen. Kim imzalamış bakabiliyor musunuz? Peki buna? Gene girip buradan hangi lazım filme gidiyoruz? Blade Runner 1982. Evet. Yani. Aslında buradan şeye gitsek daha güzel. Neydi o adamın adı? Tesla değil Asimov. Asimov'un robot kurallarına gidelim. Diyelim ki insanlara dokunma diyelim. İnsanlara dokunma. Bu sefer Mars'a beep gidilmiş değil mi? Beep. Beep özür dilerim. Yo. Yani gidelim ya. Ben birazcık şey taraftarıyım. Yani belki ütopik bakıyor olabilirim ama yani ben ütopik bakayım. Of ya. Tamam bu kadar. Söylemeyeceğim ya. Özür dilerim. Yani biraz ütopik bakıyor olabilirim. Ama yani ne bileyim. Gelsinler birlikte yaşayalım anlıyor musun? Cyberpunk future. Eğer de böyle düşünüyor olabilir.
Yani çünkü öğrenebileceğimiz ve gelişebileceğimiz birlikte, bunu birlikte yapabileceğimiz boyutu düşünmek bence süper. Ama bunun elde etmesi çok zor bir şey olduğunu biliyorum. Çünkü insan insanayken bile az önce zaten verdiğin örnek gibi hani dünya çok farklı bir yer. Ve Evet. hani kendinden olmayanı kabul etmemek insan içerisinde bu boyutlardayken bir de insan olmayan bir şeyin gelmesi mesela bunu Under the Skin'de de konuşmuştuk. Bakıyor, aa mis gibi kadın bakıyor, uzaylı yakıyor. Hani o yüzden üzülüyorum. Ki hani gerçekten o kafamdaki ya da bu filmdeki gibi insanların AI'yı dost olarak görebileceği, düşmancıl bir şekilde bakmayacağı bir dünyaya öleceğiz abi, yetişemeyeceğiz. Belli olmaz. 20 Oh. senede neler oluyor? Yani inşallah Yani. yani bakalım. Yani ciddiyim. Teknolojinin gelişimi çok hızlı. Ben pesimistik bakmayı doğru bulmuyorum teknolojiye. Otomatik arabalar hakkında çok fazla yorum yapılmıştı. Kendi süren demiyorum. Otomatik, manuel ve yani otomatik transmission vitesi. Vites O arabalar gelmeyecek 10 senede denmişti. 5 senede geldi. Güvenlik testlerinden geçemeyecek dendi. Geçtiler. Aynı şey şu Şimdi an Tesla'lara otonomlar bilmem ne geliyor. oluyor. Aynen. Aynen. Yani o yüzden de bu şaşılacak bir şey değilmiş gibi geliyor artık. Ha tabii Anladım. düşündüğümüz gibi düşündüğümüz hızlı düşündüğümüz şekilde olmayabilir bunlar ama gene de belli de olmaz yani. Yani Gün gelir, devran ben döner. bir AI Çok ile olmadı aşk sanki. yaşamak isterim açıkçası. Sadece Onu sıkıntı soracaktım. şu. Ta Ögeday'ın ilk kestiğimde soracaktım. Sonra Tuğçe kesti, sonra Volkan dedi falan da. Çok özür dileriz Yok yok, Ögeday. önemli değil, yok ondan değil yani. Acındırmak için demedim ki Keselim o zaman. Biraz daha adamı. keselim o zaman. Keselim, konuş konuş O keseyim. ne? Şey, hani bu Ha aslında... ne? Konuş ama, tamam. Konuşma. Özür dilerim, yok tamam, devam et. Ne diyeceğimi unuttum. Ha, dur. Şey, bu aslında hani AI ile aşk yaşamak isterdim diyor ya Tuğçe. Evet. Artık yani bilemiyorum. Bu aslında birazcık bir şey escapizme kaçmıyor mu? Çünkü Yani bizim Joe karakterimize Joe değil. Joe, O şey, şey Theodore, evet Theodore. karıştırdım. Theodore karakterimize yaptığı eski eşinin yaptığı yorumla aynı şey değil Ha. mi? Gerçek duygularla başa Ama çıkamadığı şey için. demek Aynen. istiyorum. Joel deyip bozdunuz. Theodore. Theodore mesela başta programı kurarken program ona göre sorular şey yapıyor ya. Ben öyle olsun istemiyorum. Ben AI'yı herhangi bir insan gibi kendi özellikleriyle kabul etmek istiyorum. Anladınız Kastrizasyon mı? olmasın. Ha, E o evet. zaman Sen normal çok insan niye romantiksin olmuyor? ama. Çünkü ya normal ise oluyor clearly ama şey demek Ha, onu da bir istiyorum. deneyelim. Tuğçe'nin bakış açısı inanılmaz romantik, idealistik değil mi bu arada? AI olsun ama kendi kendine Hayır ama şey olsun gibi ama düşün. perfect Mesela AI olsun. Beni Guardians of the date'lere Galaxy gibi düşün. düşün. Hani şey de Kurulu değil yani. parkta Ya gezelim. ben ayarlamayayım ama bana tatan bana uygun olsun. Hayır, Aynen. bana uygun olması gerek. Şey demek istiyorum. Mesela Guardians of the Galaxy'deki gibi ya da Star Trek'te gibi konuşamıyorum heyecandan. İntergalaktik bir şeyi düşünün. Anlıyor musunuz? Uzaylılarla bir arada yaşıyorsun. Neden gidip bir uzaylıyla birlikte olmayasın ki? İnsanlar arası Okay. interracial ilişkiler gibi. Ama sadece uzaylılar. Çok normal bir şey. Kimseye garip gelmiyor. Sıkıcı çünkü alışmışız gibi. Bro sakin, daha 2020'de yaşıyoruz. Evet, namet Ya hayır, olsun. yani şeyle bir şey demiyorum bu arada. Ne bileyim, intergalaktik yani bir Vulkan gelse ben aşk yaşamam demiyorum. Onda Volkan sıkıntım yok. Ama mı? AI niye yani? Hayır, bir Çünkü dakika. Öcülük yapmıyorum diyorum mind yani. blowing. Sen AI'yı savundun. Farklı bir yani şey bilinç ve insan ırkının elinden çıkan bir şey, insan türünün. O yüzden daha bir Teknik olarak insan da insan bilinç mi? türünün elinden çıkan bir şey. Hayır, Hani hayır, hayır. sonuçta Değil. çevresiyle Ben hani etkileşimler pardon, halinde çok olduğu öksürdüm. kişi oluyor ya. Ben o argümanlara karşıyım arkadaşlar. İnsanın elinden doğal böyle şeyler demeyin. Entelektüel insanlarsınız. Yani şeyi biliyoruz bence artık. Artificial veya yapay dediğimiz her şey insan elinden çıkıyorsa daha önce olan her şeyle aynı değere sahip. Çünkü bunlar zaten atomlarına kadar aynı şeyler.
Yani yoktan... Anlatabildim mi? Biraz yamuk konuştum. Yoktan var etmiyoruz hiçbir şey. Yani evet. Yani sen mesela yapay et yaptığın zaman bunu bir tarafından uydurup tadına göre yapmıyorsun. Gerçekte var olan etin tadını yaratmaya çalışıp hatta mümkünse laboratuvarda bunu birebir yaratıyoruz. O yüzden hani ortada bir şey yok aslında, yapaylık. Sadece birisi laboratuvarda üretmiş oluyor. Elmas daha güzel bir örnek. Laboratuvarda üretilen elmaslar mesela daha değersiz. Çünkü insanoğlu ismi daha çok değer veriyor. Yani yerin altında olduğu için, ama hani ayırt edemiyorsun. O kadar kaliteli yapıyorlar ki artık ayırt edemiyorsun. Hatta laboratuvarda yapılan elmaslar mükemmel olduğu için sevilmiyorlar. İşte ufak tefek hataları olsun, ne bileyim kömür olmuş olsun, öyle seviyorum falan diyorlar. Ama bu aslında anti-entelektüelizm. Bu aslında hani o gerçekle fact ve fiction arasındaki farkı oluşturamamak biraz. Yani o yüzden AI konusunda şey yapmayalım. Gerçek değil, var, yok, doğal demeyelim. Çünkü o biraz tartışmayı başka bir boyuta çekiyor. Karışır yani kafamız. Çok mu? Ben mi alakasız konuşmuş oldum? Yok. Bizim bu arada benim eski ikinci sorum hala cevap gelmedi. Neye? Evet, niye cevap gelmedi acaba? Neye sordun? Açtı. AI ile bir ilişki yaşamak eskeyfizm olmuyor mu? Ne? Yani filmdeki gibi ise bence evet oluyor. Teşekkürler. Başka soru. Yani sadece fantezi de olabilir. Bilmiyorum. Yani yok, tabii. Oluyor. Konuda evet, evet, haklısın. Haklısın. Yani çünkü ne bileyim şey de olur zaman. Bir oyun karakterine aşık olduğunda da AI ile aşık olmuş gibi bir şey oluyorsun aslında. Ama tabii etkileşim hemen hemen aynı olmuyor. Farklı bir şey. Evet. En fazla cosplay oluyor. Ha, o da şey oluyor değil mi? Yaptıkları şey gibi. Hani bir kız çağırıp sesini senkronize ya. Cosplay de ona benziyor. Mantıklı. Filme dönersek. Film hakkında şey söylemiştim. Zaten başta biraz bahsetmiştim ama. Hani giysilerden bahsetmiştim yani. Filmin mizanseni vesairesi. Bunu bir videoda gördüm. Duydum daha doğrusu. Şimdi... İlk başta karakterimizin giysileri şeydi ya, böyle kırmızı, daha monokrom renkler, böyle daha etrafındaki insanlardan ayırıcı renklerdi. Bu kendini ait hissetmeyişini simgeleyen bir şeymiş. Hani topluma içinde bulunduğu yere. Ve Samantha ile ilişkisi ilerlemeye başladıktan sonra gitgide daha muted renk, ne denir ona? Daha göze batmayan, soluk renkler giymeye başlıyordu. Bu da onun kendini gitgide ait hissedişini simgeliyor diyordu videoda. Ve bana da mantıklı geldi açıkçası. Çünkü çoğu insan filmdeki Theodore gibi aşkın hayatlarına bir anlam, bir amaç katmasıyla mutluluk kazanıyorlar. Yani tek başlarına daha kaybolmuş hissediyorlar. Ve filmde bence bunu çok güzel gösteriyordu. Yani Amy ile olan ilişkisinin gelişmesi, Amy'nin de aynı şeylerden geçmesi vesaire, bence çok güzel bir yere değiniyordu. Çünkü hani etrafında o kadar insan var ama kendini yalnız hissediyorsun. Ama sadece bir kişiyi bulsan dahi seni anlayan ve anlaşabileceğin, vakit geçirebileceğin, o bile seni ilerletmeye yetebiliyor bazen. Bence çok güzel ve profound bir noktaya değindin. Katılıyorum. Evet. İnsanları çok dışlamamak ve onlara sevgi verip ne denir? Şey yapmak çok önemli. Artı bir. Şey yapmak. Peki siz... İşte şey yapmak. Şey yapmak. Şöyle. İnsana şey yap. Amy ile ilişkisi İnsanları hakkında ne şey düşünüyorsunuz? Yapın. Efendim? Neyin? Amy ile ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Çok tatlı bence. Bence de tatlıydı. Çok iyi arkadaş gibi görünüyorlar. Evet. Bence çok güzel. Bence hani o çok güzel bir detaydı. Kendisinin de bir ayrılıktan ayrılık şeyinde gidiyor olması özellikle. Bir de ben mesela sonda şeyi çok beğendim. Hani ikisi bir aradaydı, böyle bakıyorlardı ya ve bir şey konuşmadan birbirlerini anlıyorlardı. Farklı bir boyutta, evet, ilişkileri vardı. Ve o bence çok güzeldi. Yani videoda şey demişlerdi. Hani onu sanki Amy ile Theodore'un romantik ilişkisinin başlangıcı olarak söylemişlerdi. Yok. Ama kesinlikle öyle düşünmüyorum. Çünkü bence öyle bir mesaj yok, yoktu. Ve ya şöyle, öyle olmaması birçok insan daha zaten iyi gibi hani geliyor. Katılıyor. Böldüm seni. Yok, hiç söylemedim. Birçok insan zaten bir kızla bir erkek yan yana bulunduğu zaman yani otomatik olarak bunlar kesin beraber yorumu yapacak şeylikte olduğu için hala çok normal aslında insanların öyle yorumlaması. Çünkü ben ilk izlediğimde ben de demiştim aralarında acaba bir ilişki var mı? Hani çünkü soruyor ya AI, işte hani nasıldınız tadında. O yüzden hani mantıklı geliyor bana ama o şeyde olmadığı biraz da belli bence. Çünkü arkadaşlıklarını gösteriyorlar ve bütün yani arkadaşlar sırf erkek ve kız diye aralarında bir şey olmak zorunda değil. Yani bence bu bakış açısı da pek doğru değil. Ki zaten onların o bu olay sürecinde yaşadıkları, keşfettikleri şeyler sonrası sahip oldukları ilişki bence hani arkadaşlık, dostluk, sevgililik vesaire bu tarz şeylerin ötesinde bir şey gibi geliyor bana. Hani bazı insanlarla, evet, bence o yüzden güzel, bir şeyleri yaşarsın ve ona bir isim veremezsin. Hani çünkü o daha farklı bir boyuttadır ya. O yüzden çok güzeldi. Ve bir önceki filme de gönderme yapayım. Yani Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Mesela onda şey demiştim ya, o yaşadıkları anılarının birikimi vesaire. Bu filmde, evet, onu çok güzel göstermişti. Yaşadıklarının hani ona kattığı karakterin değişimi vesairesi olsun. Ben katılıyorum. Oley be. Evet. Evet, yani daha çok AI üzerine bir bölüm olmuş, evet, oldu ama bence mantıklı şeyler hakkında abuk subuk yorumlar yaparak yine güzel bir bölüm geçiyor. Katılıyorum. Bence de. Yani bizim zaten konseptimiz o birazcık. Evet evet, yani o yüzden öyle dedim. Arkadaşlar, yapay zeka geldiğinde ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kötü davranmayın. Bence yeter. Just submit. Bence yapay zeka konusunda şey gibi olmalıyız. Stephen Hawking gibi yaklaşmalıyız. Onun uzaylılara yaklaştığı gibi. Stephen Hawking'in de bu arada şey hakkındaki görüşleri olumsuz diye hatırlıyorum. Evet. Yapay zeka, evet. Bir şey diyeyim mi? Çoğu zeki insanın görüşü o yönde. O bahsettiğim dokümanı kendisi imzalamadı ama galiba hani haberi var ve onayladı mı? Öyle ilginç bir şey yani. Yani ben tehdit olarak görmüyorum şahsen. Çünkü benden zeki insanlar zaten var. Beni çok alakadar etmiyor. Ben eğlenip gitmek istiyorum bu dünyadan. Pozitif düşünüyorsunuz. Hırf. Böyle. Böyle. Evet. Joaquin Phoenix'in oyunculuğu zaten kesinlikle muhteşem. Hı-hı. Kesinlikle efsane. Hı-hı. Ve zaten yönetmene de hani buradan tebrik etmek istiyorum. Çünkü çekimleri olsun ve filme koyduğu vizyonu olsun. Harikaydı ya. İnanılmaz başarılı, harika, değil mi? Kesinlikle. Ah, fun fact. Filmde Joaquin'in eski karısı ne oynayan oyuncuyla gerçek hayatta Joaquin beraber. Magazin. Evet. Bu da güzel bir info. Factoid. Bu hafta da kimsenin bir şey diyeceği yoksa bu kadardı diyorum. Bu kadar.
Önümüzdeki hafta konuşacağız. Filminiz... Bir dakika. 2015. Çok özür dilerim. Bu ölmezse. Haftaya konuşacağız. Kurt Sutter'ın yazdığı bir film. Evet. Aynen. Çok... Jake Gyllenhaal'ın oynadığı bir film. Aynen öyle. Öyle. Yönetmeni de söyleseydik keşke. Unuttum ya. Dur bakayım hemen. Kimmiş? Sonra. Antoine Fuqua. Evet. Haftaya bu filmle görüşürüz. Bye bye. Görüşmek üzere.